Bir yazar, bir kitaptan herkese merhaba. Bugünkü ilk kitabımız Matt Haig'e ait olan İnsanlar. Matt Haig 3 Temmuz 1975 Sheffield, İngiltere'de doğdu. Yazar ve gazetecidir. Çocuklar ve yetişkinler için genellikle hem kurgu hem de kurgu olmayan kitaplar yazmıştır. Kurgu dışı çalışması, hayatta kalma nedenleri, Sunday Times'ın en çok satanları arasında bir numaraydı ve 46 hafta boyunca Birleşik Krallık'ta ilk 10'da yer aldı. En çok satan çocuk romanı ise Noel Baba ve Ben adını taşıyor. Romanları genellikle karanlıktır ve aile hayatını ilginç bir şekilde ele alır. İngiltere'deki son aile, Shakespeare'in 4. Henry, bölüm 1'in kahramanlarını köpekler olarak yeniden anlatıyor. İkinci romanı, Ölü Babalar Kulübü, babasının yakın zamanda ölümü ve ardından babasının hayaletinin ortaya çıkışı ile ilgilenen 11 yaşındaki bir içe bakış hikayesini anlatan Hamlet'e dayanmaktadır. Üçüncü yetişkin romanı, The Possession of Mr. Cave, genç kızını umutsuzca güvende tutmayı çalışan takıntılı bir babayla ilgilenir. Çocuk romanı Gölge Ormanı, kahramanların ebeveynlerinin korkunç ölümüyle başlayan bir fantezidir. 2007'de ise Nesle Çocuk Kitapları ödülünü kazandı. Bunu 2008'de devam filmi Runaway Troll ile izledi. Haig'in vampir romanı The Red Lace 2011'de, 2013 yılında ise The Humans'ı yayınladı. The Humans, yani İnsanlar kitabı, matematik alanındaki çalışmaları, gezegenin istikrarını tehdit eden ve görevine eşlik eden ev hayatıyla da başa çıkması gereken bir üniversite öğretim görevlisi kimliğini alan bir uzaylının hikayesidir. Ve kitabın arka kapak yazısını sizlere paylaşıyoruz. Bu satırları okuyanlarınızın büyük çoğunluğunun insanların bir mitten ibaret olduğuna inandığını biliyorum. Ama ben size onların gerçekten var olduklarını bildirmek üzere buradayım. Bilmeyenler için söyleyeyim, insan dediğimiz şey orta zekalı ve iki ayaklı bir yaşam formu. Evrenin çok ıssız bir köşesinde yer alan küçük ve sulu bir gezegende büyük ölçüde yanılsamalarla dolu bir varoluş sürdürüyor. Yağmurlu bir akşamda Profesör Andrew Martin önce dünyanın en büyük matematik bilmecesini çözmeyi başarıyor. Ardından sırra kadem basıyor. Nihayet bir yol kenarında çırılçıplak halde bulunduğunda kıyafetsizlikten daha ciddi bir meselesi olduğu ortaya çıkıyor. Andrew Martin artık insanlardan tiksiniyor, görünüşlerinden de, yiyip içtiklerinden de, bitmeyen şiddet ve savaş arzularından da. Yabancı bir tür arasında kaybolmuş hissediyor kendini. Sevgi ve aile kavramları onda şaşırtıcı bir ilgi uyandırsa da tüm sakinlerinden nefret ediyor bu gezegeni. Newton hariç. Ama o da bir köpek işte. Say kim bu adam? Onun ya da herhangi birinin insanlık hakkındaki tüm fikrini değiştiren şey ne olabilir? Son yılların en önemli romancılarından Matt Haig, onca karmaşaklığa rağmen hayatın içindeki mutluluğa ve insan doğasına dair alışılmadık bir hikaye sunuyor. İnsanlar neşeli ve etkileyici bir üslupla bize anlatıyor diyor kitabın arka kapak yazısında. Ve kitabın 18. sayfasından başlayarak kitaptan bir alıntı yapıyoruz. Mağazalar açılmak üzereydi. Çok geçmeden öğreneceğim üzere insan kentlerinde her yer mağazaydı. Vanandoryalar için denklem kabinleri neyse dünyalar için de mağazalar oydu. Bu mağazalardan birinin vitrininde bir sürü kitap görünce insanların kitapları okumak zorunda olduğunu hatırladı. Oturup bütün kelimeleri arka arkaya okumaları gerekiyor. Ve bu da zaman alıyor. Çok fazla zaman. İnsanlar bir kitabı alıp yutamıyor. Aynı anda farklı ciltleri çiğneyemiyor ya da sonsuza yakın bilgiyi birkaç saniyede sindiremiyorlar bizim gibi. Kelime kapsüllerini ağızlarına atamıyorlar tek hamlede. Düşünsenize. Hem ölümlüler hem de değerli ve sınırlı vakitlerinin bir kısmını okumaya ayırmak zorundalar. İlkel bir tür olmalarına şaşmamak gerek aslında.
bir bilgi birikimine ulaşmalarına yetecek kadar kitap okuyup bu bilgiyle istediklerini yapabilecek duruma geldiklerinde ölüveriyorlar ne de olsa. Bu yüzden gayet anlaşılır bir şekilde insanlar okumak üzere oldukları kitabın ne tür bir kitap olduğunu bilmek istiyorlar. Aşk hikayesi mi, cinayet hikayesi mi, yoksa uzaylılar hakkında bir şey mi okuyacaklarını bilmeleri gerekiyor. İnsanların kitapçılarda kendilerine sordukları başka sorular da var. Kendilerini akıllı hissetmek için okudukları kitaplardan biri mi ellerindeki, yoksa akıllı görünmek adına okumamış taklidi yapacaklarından mı? Onları güldürecek mi, ağlatacak mı, yoksa pencereye bakıp yağmur damlalarını izlemelerine mi sebep olacak? Hikaye gerçek mi, yoksa uydurma mı? Beyinlerini mi çalıştıracak, yoksa daha aşağı bölgelerdeki organlarını mı? Müritler yaratacak kitaplardan mı, yoksa müritlerin yakacakları kitaplardan mı? Matematik hakkında mı, yoksa evrendeki diğer her şey gibi matematikten doğan bir kitap mı? Evet, çok fazla soru var ve çok fazla kitap, çok fazla. İnsanlar tam da kendilerine yakışacak şekilde asla okumayacakları kadar çok kitap yazmışlar. Böylelikle okumak da iş, aşk, seks ve söylemleri gerektiği halde söylemedikleri şeyler gibi akıllarına geldiğinde kendilerini tatminsiz hissettikleri şeyler yanına eklemiş durumunda. Yani insanların okuyacakları kitabı önceden bilmeleri gerekiyor. Tıpkı bir işe başvururken o işin 59 yaşına geldiklerinde kafayı sıyırıp ofis penceresinden aşağı atlamalarına yol açıp açmayacağını bilmek istemeleri gibi. Ya da bir kadının bir erkekle ilk kez buluştuğunda Kamboçya'da geçirdiği zaman hakkında espriler yapan bu adamın onu kendinden daha genç, sahibi olduğu halkla ilişkiler şirketini işleten ve hayatında hiç Kafka okumadığı halde Kafkas deyip duran Francesca adlı bir kadın için terk edip etmeyeceğini bilmek istemesi gibi diyor kitabın 18. sayfasında başlayarak okuduğumuz Matt Haig'in İnsanlar isimli kitabında. Kitabın yazarı Dan Fox, kitabın adı Gösterişçilik. Kitap Minotaur Kitap tarafından okurla buluşturuldu ve kitabın tanıtım yazısı. Gösterişçilik nedir? Onu neden hor görürüz? Ve daha tartışmalı bir soru soracak olursak, gelişmekte olan bir kültür için gösterişçilik neden hayati önem taşır? Bu tutkulu ve parlak denemesinde Dan Fox, büyük başarılara ulaşmış pop müzik ve modadan edebiyat ve görsel sanatların en çapraşık patikalarına dek gösterişçiliğin her türden sanatın asli mekanizması olduğunu iddia ediyor. Gösterişçilik sözcüğünün kullanım alanlarını inceleyerek onun tiyatro, politika ve sınıfla olan bağlantılarının izini sürüyor. Fox artık refleks halini almış, elitizm suçlamalarını ya da yeni ve farklı olana duyulan korku karşısında eleştirel hayal gücünü ve açık fikirliliği savunurken, metot oyunculuğundan Harlem'in drag balonlarına varana dek geniş bir referans yelpazesinden yararlanıyor. Fox'un sanatın radikal kıyılarındaki kendi yaşam ve çalışma deneyimlerinden beslenen kitap, kültürümüzde yenilik ve çeşitlilik için bir zorunluluk olarak gördüğü gösterişçiliğe dair zamanı gelmiş bir savunu niteliği taşıyor. Gösterişçilik zekice yazılmış, sezgilere aykırı bir metiye olmasının yanı sıra toplumsal ve entelektüel tutuculuğa gark olmuş, kitlesel güçlerin hakimiyeti altına gitgide daha fazla girmekte olan bir dünyada düşünmenin, yaratmanın ve nihayet yaşamanın berrak ve coşkulu bir savunusu. Kitabın yazarı Ümit İnatçı.
Kitabın ismi Zihinsel Deneyler. Kitap, Ümit İnatçı Sanat Merkezi tarafından okurla buluşturuldu. Ve kitabın arka kapak yazısı. Zihinsel deney, anlamı ve anlamlandırılmayanı yeniden kurgulamaya kalkışmaktır aslında. Hakikatin, metafiziğin, rastlantının, karmaşanın, bilmenin ve bilinmeyenin dolaylarında, olağanın olağan dışına evrilme safhasında dile teslim edilen özgürlüğün sınavıdır bu. Dilin esnekliğinin düşüncenin bükülebilme yetisine dönüşmesinin sınavıdır. Yazının içi dışı ve doğanın içi dışı arasında kapanma ve açıklık kavramlarının yer değiştirerek uzamsal bir metafizik içinde gerçekliğin yeniden kurgulanması yazılarımdaki deneysel ve gerçek üstücü yönelimin karakterini oluşturur. Bir diğer kitabımız ise Mehmet Kansoy'a ait olan Barış. Yürümekteyim aşkla, sarılayım diye sana. Eylül 1938 tarihinde Baf'ta doğan Kansu, ilk kitabını ülkemiz şiir geleneğinin önemli bir yere sahip olan Fikret Demirağ ile 1959 yılında Ankara'da çıkarmıştı. Uluslararası Struga Şiir Akşamlarına 6, Uluslararası Yazın Çevirmenleri Sempozyumuna 14 kez şiir ve bildirileriyle katıldı. Çağdaş Kıbrıslı Türk Rum öykücülerinden 520 sayfalık iki dilde öyküler seçkisinin editörlerindendir. İkinci Yeni, Büyülü Gerçekçi ve Toplumcu Gerçekçi yönelimleriyle Adalı ve Doğu Akdenizli kimliği bağlamında çağdaş New Age algıları ve sezinlemeleriyle şiir, öykü, deneme anlatılar yazmaktadır. İngilizceden şiir ve öykü çevirileri de yapan Kansu'nun başta 24 şiir, 4 öykü, 3 deneme kitabı olmak üzere birçok çalışması yayınlanmıştır. Şiir ve öyküleri Romence, Makedonca ve Rumca dillerde kitaplaştırılmıştır. Ve kitabın 52. sayfasından başlayarak kitaptan bir alıntı yapıyoruz. Bu bölümdeki başlık, ölümün ve yeniden doğumun tanrısı değil mi Osiris? Ah Herakleitos, yaşanan zamanın iki kez yaşanamayacağını söylemiştin sanırım. Aynı ırmakta iki kez yıkanılmayacağını vurgulayarak. Ve nasıl bilebilirdim Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 1962'lerde ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında dizeleriyle başlayan şiirini yazacağını. Şu anda Greenhouse'da yani Lefkoşa'da yazmakta olduğum Çocukluğum ve İlk Gençlik Yıllarımda Yolculuklarım başlıklı seri yazılarımı 14. bölümüyle sonlandırmayı düşünüyorum. Dağlarca ile anımsıyorum. Bilmem hangi TÜYAP kitap fuarında bir yayın evinin daracık mekanında çakısıyla soyduğu elmayı çiğnerken içimizden dışımızdan geçer vakit zalim zalimane anılar zamanla ilişkili ise anıları yaşayan da öylesine sıkıca ilişkilidir zamanda. Sanırım önemli olan zamanın varlığı ve akışıyla ne denli farkında olduğudur anıları yaşayanın. Tıknaz, şişman ve kırçıl saçlı esme bir adam geçiyor yanından. Şeyh Muz, yap bir kara kahve. Yerlerde sürüklenerek, topraklarda yuvarlanarak, güneşlerin altında yanarak kara zamanlar ya da gerçekte yaşanmış da yaşanmamış gibi güçlü bir anımsanan, unutulan belki. Baudelaire, sabahın erken saatinde kabareden çıkarken Paris'in hala karanlık gökyüzüne bağırmıştı. Her zaman sarhoş olmalı, her şey bunda. Omuzlarını ezen, sizi toprağa doğru çeken zamanın korkunç ağırlığını duymamak için durmamacasına sarhoş olmalısınız. Ama neyle? Şarapla, şiirle ya da erdemle, nasıl isterseniz ama sarhoş olun. Zamanın inim inim köleleri olmak için sarhoş olun durmamacasına.
şarapla, konyakla, şiirle ya da erdemle. Nasıl isterseniz. Evet, sanki fırtına kopacakmış, herkes kaçacak da hem yalnız kalacakmışım gibi. Bir işe girmeliyim, cebim para görmeli, bir gün nasıl da çökecek bu kerpiç evden kopmalıyım. Merkonyanlı Virgin'le arkadaşlığımı daha bir kendime güvenerek ilerletebilirim. Derken bir sabah Cyprus Mail'de küçük bir duyuru okuyorum. Kıbrıs'ta konuşlanmış bir İngiliz alayına çevirmen, interpreter isteniyor. Uygun bulunabileceğimi hayal ediyorum bu işe, geçici bir süre için. Bir yerlere atama alabileceğim bir zamana dek, resmi bir dairede, biri tür 3 kişilik seçici kurul önünde sözlü bir sınav heyecanı yaşıyorum. İngilizce, Türkçe ve Rumca gazeteleri var orta masanın üstünde. Türkçeden İngilizceye, Rumcadan İngilizceye her üç dilden birbirine kısa çeviriler yaptırıyorlar gazetelerden. 20 dakika sonra içeriye alınıyorum. Sonuç başarılı, görev veriliyor bana. Şimdiki Gülseren kampı yerinde yanıma olsa da İngiliz ordusunun Leicestershire alayı var. Simgeleri kaplan, artık 2 yıldızlı, Oxford mezunu, henüz 25 yaşlarında, benden ancak 8 yaş büyük, Mr. Moore'un sorumlu subay olduğu istihbarat bölümünde görevliydim. Günlük gazetelerden kısa çeviriler yapıyor, şefime sunuyordum. Geceleri patrola çıkıyoruz, kamuflaj giysilerle. Gündüzleri de askeri giysiler içindeyim. Siyah botlar, haki kısa pantolon, dizaltı çoraplar, askeri gömlek ve kırmızı bere. Keşif dolaşmasındayız bir gece yine. EOKA'nın en azgın dönemi. İngilizler ve Türklerle çatışmalar, cinayetler, adam kaçırmalar. Mr. Moore asfaltın üstünde bir kağıt görüyor. Heyecandan elleri titremekte. Okumaya çalışıyorum gözlerimin önünde dans eden karaltıları. Fark ediyorum birden. Bir EOKA bildirisi bu. Altında Viyenist imzası var. Aktarıyorum subaya. Tamam diyor. Yarın sabah çevirisini masamın üstüne bırak. Rahatlıyorum. Emir emirdi. Kampa dönünce yeniden ve dikkatlice okuyorum bildiriyi. Bilmediğim sözcükleri de fark ediyorum. Adlarını çiziyorum. Çok değil. Yine de bir sözlük gerekecek. Sabahleyin Maraş'a gitmeli. Ama nasıl? Erken kalkıyorum. Bir bisiklet bulabilsem, terzane olarak kurulan barakanın önünde bir tane var. Çalıyorum bisikleti ve hızla Maraş'a ayakçıları çeviriyorum. Kamp ile Maraş arasındaki uzaklığı bilen bilir. Bisikletimle uçuyorum sanki. Sabahın sokak serinliğinde kuru otlar, ağaçlar sağından solundan çıkıyor gerilere. Yakası açık gömleğimden Mausa'nın sabah serini Virgin'in sıcak eli gibi sokuluyor göğsüme. Hadi, ayakçaları daha hızlı, en hızlı çevir Kansu diyor kitabın 53. sayfasında Mehmet Kansu'nun Barış, Yürümekliyim Aşkla Sarılayım diye Sana isimli kitabında. Böylece hem kitabımızı hem de programımızı tamamlamış olduk. Yeniden birlikte olmak ümidiyle kitapsız kalmayın diyoruz. Hoşça kalın.